Bir kadın iş hayatında başarılı olmak istiyorsa bunun anahtarları nelerdir? Tavsiyeleriniz neler olur onlara? Ben aslında demin söylediğimle bir başlayayım. Çünkü önce ben şeye çok inanıyorum. Zihnin oyunlarına çok inanıyorum. Bu anlamda da çok okuyorum. Kendim koçluk eğitimi de aldım. Sertifikalı da bir koçum da. Şunu çok görüyorum. Zihnimizin bize yarattığı bariyerler bizi aslında bayağı bir frenliyor. Yani biz kadın olduğumuz için bir şeyleri yapamayacağımıza inanmamız ya da bize o dezavantajları gösterenlere çabuk ikna olmamız zaten bizi hemen bir adım geriye itiyor. Bir defa bizim kadın ya da erkek, burada net şunu söylüyorum, yapmak isteyip de yapamayacağımız normal şartlarda, önce bunu koyalım, hiçbir şey yok. Dolayısıyla şu kadın olmanın dezavantajı denilen şeyden biliyorum dışarıda bir şeyler olabilir ama kendi içinizde izin vermemeniz gerekiyor. Çok çalışmak, evet doğru, gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Yani ben oğlum 6 yaşındaydı. Ailelerimiz şehir dışında, hala da şehir dışındalar. Eşim ve kendisini sevgiyle anıyorum. Bir yatılı bakıcımızla oğlumu 2 yıl boyunca 6 yaşındayken bıraktım. 8 yaşında ben ayda 10 gün Türkiye'ye gelip 20 gün Çin'deydim. Geldiğimde okumayı öğrenmiş oluyordu. Geldiğimde sayıları çözmüş oluyordu. Hiçbir şeyini yakalayamadım. Evet, çalışmak gerekiyor mu? Çalışmak gerekiyordu. Bunu istiyor muyum diye o dönem pedagog desteği bile aldım. Çünkü gitmeyle gitmeme arasında çok zorlandım bir anne olarak. Orada bana söylenen şeyi ben herkese söylemek istiyorum. Ne yapmak istediğini biliyorsan ve bunu çok istiyor isen bunu çocuğun da çok güzel hisseder ve seni takdir eder. Hiç sakın ödün verme dediler. Ve ben bunu gerçekten de oğlum bugün 17 yaşında son derece özgüvenli bir çocuk. Yanımda olsaydım belki bu kadar bile olmazdı. O benim mutlu olduğumu, yaptığım işten keyif aldığımı gördükçe daha da bireyleşti. O yüzden lütfen orada da bir kendilerine şey görmesinler. Yani çocuk da varsa yapılıyor. Yani ya birçok insan bazen şey diyor işte ya evli değil, çocuğu yok. İşte o yüzden kariyerinde çok ilerledi. Hayır. Evli, çocuklu, aynı zamanda kayınvalidesi olan, aynı zamanda görümcesi olan, aynı zamanda yapmak zorunda olduğu yemekler olan bir kadın da bu işleri yapabiliyor. Ama tabii her seçiş bir vazgeçiş. Çok sosyal olmadığım yıllar oldu. Odamda gece yatarken saat farkından dolayı gerçekten de eşimden gizli bilgisayarı da yatağa aldığım geceler oldu. Gece yazıyordum sabah onlar geldiğinde işte o faz farkından kaçırmayın diye. Eğlenmeyi canımı çok istemediği, işin başarısını görmek için çırpındığım zamanlar oldu. Bunları istemeyle ilgili bakması lazım şeylerin, kadınların. Ve şunu çok iyi bilmeleri lazım. Bunu ben erkeklere de teyit ettiriyorum. Bizim hem anne, hem eş, hem çalışan kadın olmamız. Bizde çok güzel bir problem çözme, zaman yönetimi, multitasking. Şu andaki en kıymetli şey değil mi? Hani kişileri aslında kutularda istemiyoruz artık. Projelerde çalışsınlar, platformlarda çalışsınlar. Kutularının dışına çıksınlar istiyoruz. Herkesi şirketimizde birer küçük girişimci gibi çalışmalar istiyoruz. Ve bunun çok faydasını gördük. Kadın zaten böyle yaşıyor. Dolayısıyla aslında elimde müthiş bir avantaj var. Bunları becermenin getirdiği yetkinlikle ortalama bir çalışandan çok daha hızlı birçok konularda yol alabiliyor. Bu da kadını çok güçlendiren bir özellik. Size gelenlerin güçlü yanlarını alıp güçsüzlerini, sizi engelleyenlerini hemen gündeminizin dışına atmanız gerekiyor. Tavsiyelerim bunlar olabilir. Hepsi de çok güzel tavsiyelerdi. Bir tek tek altına imzamı atıyorum. Özellikle çocuğunuzu bırakıp uzaklarda işin peşinde olmanızdan ötürü o konuyu azıcık açayım isterim. Bugün pek çok kadın üniversiteyi bitirdikten sonra evlenir de çocuğu olursa maalesef iş hayatına katılmıyor. O yüzden de iş hayatındaki istihdamdaki kadın oranımız bizim çok çok düşük, aşırı derecede düşük. Çocuğuma bakarım, ben çocuğuma bakarım diyor. O yüzden iş hayatını terk ediyor. Veya çocuk oluyor, çocuğa kim bakacak? Bir aile büyüğü yoksa, kreşe verecek parası yoksa cebinde. Çünkü alınan maaşlar ortada. Yani bir maaşı siz kreşe, kiraya nereye vereceksiniz, nasıl yetecek? En iyisi çocuğuma ben bakayım deyip iş hayatından uzaklaşabiliyor, öyle değil mi? Aynen. Ama orada bir şu şeyi de yapmayayım, hatırlatayım.
Ben hani hep derler ya, başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Bu noktada şuna da çok inanıyorum. Hayat arkadaşınızın da sizi cinsiyetten bağımsız destekliyor olması çok önemli. Ben kariyerimde bu uzun dönem Çin'de yaşayacağım zaman bir gece sabaha kadar neredeyse ağladım. Çünkü gitmeyeyim dediğimde gitmeyeceğim için çok üzüldüm. Yani bu kariyeri seçmemek için çok üzüldüm. Gideyim dediğimde çocuğum kalacak diye çok üzüldüm. Yani iki seçimde o kadar üzüyordu ki beni. Yani kalmak da çok üzüyordu, gitmek de çok üzüyordu. Yani bu seçeneği kabul etmek, teklif bana geldiğinde. Homer'den bahsediyorum. Orada eşimin bunu yapmazsan ömür boyu çok üzüleceksin. Bunu denemek istiyorsun, ben yardımcı olacağım sana demesi aslında beni çok cesaretlendirdi. Yani bir tavsiyem de şu olsun. Hayat arkadaşınızı kesinlikle cinsiyetten bağımsız yol arkadaşı olarak seçin. Yani siz onun karısıysanız, o da sizin kocanız. Siz ne kadar gitmek istiyorsanız o sizin, o ne kadar gitmek istiyorsa bu arada siz de onu desteklemelisiniz. O anlamda ben orada biraz şanslıydım, onu da yadırgamıyorum ama şansınızı da kendin yaratırsınız. Seçimleri de ona göre yapmak lazım diyeyim artık sonunda. Yani evlendiğimizde çalışamazsın, evinin karısı, kadını olacaksın, oturacaksın evinde diyen bir adamla evlenmektense, hayatım sen çalış, ben her zaman seninleyim, destekliyorum. Hanım, burada evet kesinlikle burada bir şey daha hatırladım. Ben 12 yıl fabrikada çalıştım, biliyorsunuz fabrika müdürüydüm. Bu şekilde evlendiğinde çalışmasına gerek olmadığına ikna edilen çok genç kızımızı, montaj hatlarında çok gençler çalışırdı. Çoğunu çok ikna ettim. Çünkü bir anda gerçekten de ona vaat edilen şey güzel bir mobilya, bir ev, aslında onun hapishanesi, mutfak eşyaları, başında bir koca. Ben ona bunun onun için ne kadar yanlış olduğunu ikna edip daha sonra da bana teşekkür eden çok insan oldu. Yani burada orada sıcak, samimi ve bir anda konforlu gelen. Tabii ki bu bizim seviyemizde mümkün değil. Ama hani az önce dedik ya, çalışan kadınların çalışma hayatında daha fazla olması. Onları da sıkı sıkı tutmak gerekiyor. Bırakmak isteyeni tutmak gerekiyor yapmaması için. Bizim de çocuğum olunca yapamam. Bu işlerle beraber yapamam. Bunların hiçbirini söylememiz gerekiyor. Hepsini yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir söyleşi oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da almak isterim. Çok teşekkür ediyorum ben de Tülay Hanım. Bunları konuştukça yapılacak şeyler beni tabii daha heyecanlandırıyor. Allah uzun ömür verdikçe inşallah sizler gibi çok değerli platformlar, aslında kadının varlığını, görünürlüğünü sağlamaya çalışan platformlar, bizler gibi bulunduğu noktadaki güçlerini biraz daha kadınların güçlenmesi için kullanabilen kadınlar ve yöneticiler, bütün yöneticiler, bizim şirketimizdeki erkek yöneticilerde de aynı vizyonu görüyorum. Hepsi kız babası, hepsi geleceğin aslında kadınlarını yetiştiriyorlar. O yüzden o içgörüleri çok kuvvetli. Ne şanslıyım. Umarım herkes böyle erkeklerle de çalışıyordur. Bence hep birlikte yapacaklarımızı yapmak için sürekli çalışmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.